İçinin türevini aldık. Üstün türevini aldığımda yeğenin eksiği götürene. Artı iki. Şu ikiyi. İki. Ne diyelim biz buna? Tamam. Bize ne lazım? Şu ikiyi bu tarafa atarsam şu ifade kalsın, şöyle yalnız kalsın. O zaman bunu ona oluşturmam için eksi e üzeri eksi y ile çarpıyorum. Eksi y ile çarp. Bir de başına eksi koyuyorum. Şu ifadeyi gördünüz sanırım. Şu ifadenin yerine artık du eksi 2 eşittir. Şunlar sıfırlar. Eksi efendim 1 bölü 1 bölü neredeyiz efendim? Ha, 1 bölü u. Yalnız bu du x'e göre türev aldığımız için şuraya dx'leri yazmayı unutmayalım, buraya dx. Şimdi ne yapalım? 2'yi karşıya atalım. Artı olsun. Du bölü dx 2 o tarafa geçerse 2a 2 eksi 1 bölü u olur. Şurada minik düzenleme yap. X'i o tarafa at. Peki du bölü şunu düzenlemesini şurada gösterelim. 2u eksi 1 bölü u yazdım. Onu da karşıya bölü, bunu karşıya bölü, dx öbür tarafa şunlar yer değiştirsin. 2u eksi 1 yukarıya u çıktı. Yalnız burada bir yerde bir eksilik kaybımız olmasın diyorum. Yine notlara bakarız. Neredeyiz? Karşıda sadece neyimiz kaldı? Dx'imiz kaldı. İşte amaca ulaştık. Yarısı şöyle düşünüyorum. Şu, yani homojen hale getirdik. U'lar bir tarafa, x'ler bir tarafa. Şu bunun yarısı u eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Bu 2 u eksi 1. Burası 2 u eksi 1. D u gibi düşünürsen bu sadece 1, 2. 1 bölü 2 u. 1 bölü 2 u çıkar burası. Artı 1 bölü 2 ikisi de olursa artı 1 bölü 4 ln 2 u eksi 1 olur. Karşı taraf dx olan karşı taraf x artı c ile bir ifade çıkar. Süre ve kamera kontrolü yapıyoruz. Bakalım. Güzel. Tamam. Böyle bir diferansiyel denklem Facebook gruplarında paylaşmışlar. Ben beğendim sizin için. Çözümlemeyi getirdim. Şurayı da kaldım. Kendim yer açayım. Burası da artık olmasın. Bu gördüğüm yere ne yazacakmıştım? Bu ifade. Bundan sonrası zaten kürdan. 1 bölü 2. Bu gördüğün yere e üzeri eksi y artı 2x yazdım. Artı 1 bölü 4 ln köşe par 2 e üzeri eksi y artı 2x. Buradaki amaç zaten sabitlerden birini belirlemek. İntegralde sınır değerleri. Biraz da fizik. Yani gerçek dünyada sorular çözülürken kullanıyoruz. 2 u eksi 1. Efendim x artı c. Buradaki dediğim gibi x yerine 0 koyduğumda y 0'mış. O zaman şu. Hadi bir koyalım c'yi de bulalım. C'yi de bulalım. Nasıl buluyoruz? Y 0 0'mış o zaman. 1 bölü 2. E üzeri 0 1 yapar. 2 çarpı 0 0'dır. Zaten burası geçti. Artı 1 bölü 4. Ln'e bakalım. Burası şu 0. Bu ne yaptı arkadaşlar? Burası ne yaptı? E üzeri 0 1. 2. 2'den 1 çıktı. 1. Ln 1 zaten 0. Ora komple gümledi. C'si 1 bölü 2'ymiş. C'nin değerini 1 bölü 2 bulduktan sonra buraya C yerine 1 bölü 2 yazıyorsun.
Efendime söyleyeyim. Evet, bu kadar. Yani y'yi çekmeye de çalışmayın. O da ayrı bir zorluk. Diferansiyel denklemimizin çözümü budur.